Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle Kıbrıs tatlısı tarifi yapacağız. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Tarifimi beğenirseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kıbrıs tatlımı ben bu şekilde servis yaptım arkadaşlar. Ama siz istediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Ve tatlımızın yapım aşamasına geçelim. Şerbet tatlarda olduğu gibi öncelikle şerbetimizi hazırlayalım. Çünkü şerbetimizin sıcak, soğuk, tatlımızın sıcak olması gerekiyor. Onun için ocağa tenceremizi alıp 2 su bardağı toz şeker ve 2,5 su bardağı suyumuzu ekleyip kaynamaya bırakalım. Kaynayan şerbetimizi 1 paket vanilya ekleyip karıştırıp soğumaya bırakalım. Ve tatlımızın kekin yapım aşamasına geçelim. Tatlımızın keki için 3 adet yumurta, yarım su bardağı toz şekerimizi bir güzel çırpalım. Ve daha önceki videomda söylediğim gibi ben yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpmıyorum. Benim için şekerin erimesi yeterli oluyor. Ama siz isterseniz köpürene kadar da çırpabilirsiniz. Ve benim şekerim eridi. Eriyen şekerim ve yumurtamın içine yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı galette unu, bir paket kabartma tozu ve bir su bardağı Hindistan cevizim de ekleyip tekrar çırpıyorum. Ve çırpmış olduğum karışımıma bir su bardağı dövülmüş ceviz içi ilave ediyorum. Ceviz içini ilave ettikten sonra hamurumuz katılaşacaktır. Bu sizi korkutmasın. Normalde olması gereken kıvam bu. Ama piştikten sonra yumuşacık bir tatlı elde edeceğiz. Cevizden sonra bir güzel karıştırdıktan sonra fırın tepsimizi yağlayalım. Ben yuvarlak fırın tepsisi kullandım ama siz isterseniz dikdörtgen veya kare fırın tepsisi de kullanabilirsiniz. Normal ölçülerde olsun fırın tepsiniz. Ve bir güzel yağladığımız fırın tepsisine harcımızı dökelim. Gördüğünüz gibi harcımızın kıvamı koyu kıvamda. Tepsimize döktüğümüz harcımızı bir spatula veya kaşık yardımı ile eşit bir şekilde tepsimize yayalım. Ve tepsimizi 180 derecelik önceden ısıtmış olduğumuz fırında 20 dakika pişmeye bırakalım. Ve pişen tatlımıza şerbetimizi ilave edelim. Şerbetimizi dökerken şerbet gözümüze çok görünebilir. Ama hiçbir şekilde korkmayın. Tatlı bütün şerbeti çekecektir kendini. Hatta döker dökmez çekmeye başladı gördüğünüz gibi. Şerbetimizi döktükten sonra tatlımızı soğumaya bırakalım. Ve kremasının yapım aşamasına geçelim. Kremamız için 1 litre sütümüze 1 su bardağı nişastamızı ilave edelim. Ve yarım su bardağı toz şeker de ilave edelim. Bir paket vanilya ekledikten sonra bir güzel çırpalım. Ve ocağımızın altını açıp pişmeye
bırakalım. Ama kremamız pişene kadar çırpma işlemini bırakmıyoruz. Dibine yapışmasını istemiyoruz. O yüzden devamlı karıştırarak pişiriyoruz. Ve pişen kremamıza bir paket krem şanti ekleyip tekrar çırpalım. Ve krem şantimizin iyice kremaya yedirelim. Ve kremamızı soğumuş olan tatlımızın üzerine döküp düz bir şekilde yayalım. Bu arada arkadaşlar, ben kremayı yaparken ölçüleri biraz fazla kullanıyorum. Ve bir iki kase çocuklar için muhallebi tarzı ayırıyorum. Ve çok lezzetli oluyor. Üzerine cevizle çocuklar çok beğeniyor, çok severek yiyorlar. En azından sağlıklı, hazır gıda yedirmekten iyidir. Siz isterseniz küçük çocuğunuz varsa bu tarzı yapıp yedirebilirsiniz. Ve tatlım için bu kadar yeterli sanırım. Geri kalanını çocuklara yedireceğim. Ve bir spatula yardımı ile kremamızı tatlımızın üzerine düz bir şekilde yayalım. Ve tatlımızın üzerine düzelttiğimiz kremanın üzerine Hindistan cevizi serpelim. Ve dolapta 3 saat bekletelim. Tatlıyı soğuk servis yapmak önemli. Ve Hindistan cevizini bolca serpiyoruz. Ve dolaba kaldırıyoruz. Evet, videonun başında da dediğim gibi, tarifimi beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Herkese afiyet olsun.